30 Mayıs 2013'te Gezi Parkı olaylarının yaşandığı döneme ilişkin bilgilere yer verilen futbolda şike kumpası iddianamesinde, hükümeti devirmeyi hedefleyen Gezi eylemlerinde FETÖ'nün aktif şekilde olaylara katıldığına dikkat çekildi. İddianamede terör örgütü FETÖ'nün Gezi sürecinde 15 Temmuz sonrası kapatılan Fatih Üniversitesi'nde düzenlediği toplantılarda üyelerine olayları tırmandırmak için talimatlar verdiği vurgulandı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Yine aynı iddianamede FETÖ'nün bu olaylarla birlikte ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalıştığı, hükümeti devirmeye amaçladığı ifade edildi. Yuvalarını yıksın. İddianamede Türkiye'yi işgal girişimine kalkışan hain örgüt FETÖ'nün daha sonra gemi kiralayarak ihanet toplantılarını burada sürdürdüğü anlatıldı. İddianamede yer alan bir tanık ifadesine göre bu gemide cemaat ağabeyleri küçük çocukları topladı ve bu gruplara kitleleri nasıl harekete geçireceklerini anlattı. O tanık ifadesinde örgütün Fatih Üniversitesi'nde Gezi Parkı olayları sırasında konferanslar organize ettiğini ve eylemlerin masaya yatırıldığını da anlattı. Gezi tertibi toplantılarına 15 Temmuz darbe teşebbüsünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki tankın içerisinde yakalanan ve Gezi eylemleri döneminde güvenlik şube müdürü olan Mithat Aynacı'nın da katıldığı belirtildi.